Merhabalar değerli Muhtar TV izleyicilerim. Bugünkü konuğum Didim'in Şirin Beldesi Akbük Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Didim ilçemizin Belediye Başkan adayı Mehmet Erçin Sandalcı Beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, nasılsınız? Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim. Erçin Bey, 5 yıldır Akbük Beldemizin belediye başkanlığını yapıyorsunuz. Akbük'te yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan bize biraz bahseder misiniz lütfen? Tabii ki bahsedebiliriz. 2009 Mart'ında, hatta Nisan başında göreve geldik. Yaklaşık 4,5 yılda devirdik. 5'e doğru gidiyoruz. Tabii Akbük'ümüzün biraz altyapısal sıkıntıları vardı. Biraz çevrenin korunmasına yönelik sıkıntıları vardı. Ve turizm noktasında da bir takım sahillerin kullanım açısından da eksikleri vardı. Bir de en önemli eksiklerden bir tanesi de biraz kent algısından ziyade köy algısı vardı. Kente girildiği zaman, yerleşime girildiği zaman bir şehre giriyoruz, biz kente giriyoruz algısı yoktu. Biz 2009'da göreve gelir gelmez bu projelerimizi önümüze koyduk. Öncelikle Akbük'ün o ilk girişinden itibaren başlayan, özellikle gece girildiğinde hiçbir aydınlatmanın olmadığı, hiçbir orta refüjün olmadığı, kavşağın, sinyalizasyonun olmadığı bir yerde Akbük. Bununla ilgili ilk çalışmamızı başlattık. Artık Akbük'e insanlar girdiği zaman bir yerleşim yerine geldiklerini algılıyorlar. Deniz kullanımı, sahil kullanımı noktasında da çok ciddi çalışmalarımız yapıldı. 3 tane plaj bölgemize birer sosyal tesis yaptık. Artık orada insanlar çayını, kahvesini, duşunu, tuvaletini, ihtiyaçlarını giderebilecekleri mekanlar oluşturduk. Onlar kullanıma açıldı. Bunlar bizim gözle görülen, halkımızın gözüne hitap eden çalışmalar. Fakat bir de halkımızın gözüne hitap etmeyen, bilinmeyen, biraz sahne arkasında olan çalışmamız da var. Mesela arıtma tesisi kurduk. Arıtma tesisi Akbük Belediye tarihinin su şebekesinden sonraki en önemli projesidir. Yılda yaklaşık 3.000-3.500 tane vidanjör, o septik yöntemiyle evsel atıklarımız maalesef atılmakta. Kanalizasyon sistemimiz yok. Arıtma tesisini kurarak 3.000-3.500 tane vidanjörümüzün doğaya kaçak boşaltımı, eski yıllarda maalesef öyle bir sıkıntısı vardı Akbük'ümüzün. Bu önlendi. Ciddi bir yatırımla faaliyete geçirdik. Yaklaşık 2 yıldır arıtma tesisimiz çalışmaktadır. Bugünlerde de kanalizasyon konusunda muazzam bir aşama kat ettik. Akbük'ün kanalizasyonu 17 Aralık tarihi itibariyle ihaleye çıkıyor. Ve zannediyorum Ocak ayı itibariyle de kısmi olarak bir kanalizasyon şebekemize başlayacak. Kanalizasyon Akbük için bir rüyaydı. Kanalizasyon Akbük için bir çok uzaklardaki bir projeydi. Fakat 2009'a göreve gelir gelmez hemen bu projeyi önümüze koyduk. İller Bankası'nın kapısını aşındırdık, çaldık. Ve Akbük tarihinin en büyük hibesiydi. Kanalizasyon maliyetinin %50 hibesini belediyemize kazandırarak burada bizim taleplerimizin de öte İller Bankası'nın yönetim kurulu kademesindeki, yönetici kademesindeki arkadaşların muazzam desteği söz konusudur. Onların da teveccühüyle kanalizasyon harcamamızın yarısını hibe aldık. Ve o hibenin uzantısı itibariyle de kendimizde yük kalan %50'yi biz finanse ederek kısmi ihale 17 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. Çok önemli bir proje. Bunun yanında kültür merkezi çok amaçlı salon projemiz var. Onun da ihalesini gerçekleştirdik. Finansal kısmını hazırlamış idik. Arsasını da hazırlamış idik. Şehir merkezinde çok güzel bir yerde. Zannediyorum Aralık ortası gibi temelini atacağız. Mart ayı gibi de tahmin ediyorum kullanımına bir 5-6 aylık bir bitim süresi öngördük. Ve açılışını yapmayı planlıyoruz. Çünkü Akbük'ümüzde bir kapalı düğün salonu yok. Akbük'ümüzde kışın sergilecek tiyatro, sinema, gösteri gibi yapılacak bir salon yok. Sosyal faaliyetlerin ortalama 1000 kişilik falan bir salon oluşacak. Öğrencilerimizin, okuldaki çocuklarımızın kışın spor yapacakları basketbol, voleybol gibi bir salon yok. Tüm bu ihtiyaçların karşılanabileceği de bir çok amaçlı salon, bir nebze de kültür merkezi olarak kullanacağımız bir salon inşaatı da başlayacak. Tüm bunları yapıyoruz. Tüm bunları kapanıyor olmamıza rağmen yapıyoruz. Kapanıyor olmamız kriterini çok önemsiyorum. Çünkü ilk 2 yıldaki proje üretme heyecanımız ve oradaki kaynakların kullanımı
personel arkadaşlarımızın olaylara bakış açısı, Ankara'mıza bakış açısı çok farklı. Ama bu kapanma süreci başladıktan sonraki yapı çok daha farklı ilerliyor. Aradaki farkı özellikle belirtmek isterim. Kapanıyor olmamıza rağmen bunları yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz, anlatmadığım buradaki birçok çalışma Akbük'te rekor düzeydedir. 17 yılın toplamından daha fazla çalışmalarımızı çevre konusunda, imalatlar konusunda, asfalt konusunda, iskeleler konusunda, çöp konteyner dağıtım konusunda 17 yılın toplamından daha fazla bir rakamı biz kendi kapanma süreci içerisinde olan bir belediye olmamıza rağmen gerçekleştirdik. Yani bir kapanma sürecindeki bir belediye düşünün, kanalizasyonu başlatıyor, kültür merkezini başlatıyor, arıtma tesisini yapmış. Onun dışında sosyal tesisler yapmış. Birçok çalışmayı ilk kez yapmış. O anlamda bütün bu çalışmaları sığdırdık. Kapanmıyor olsaydık çok daha farklı şeylerden bahsedebiliyor olacaktım. Evet. Çünkü kapanıyor olmamızın sıkıntısındandır ki bu çalışmanın maalesef 1-2 yıl aksadı. Yani biz şu anda kültür merkezimizi çoktan açmış, bitirmiş ve kullanıyor olmamız gerekiyordu. Maalesef olamadı. Kapanma, yasal izinin alınması gibi bir takım sıkıntılar süreci uzattı. Kanalizasyonu biz aslında geçen sene başlamış olmamız lazımdı. Ama yine bu kapanma meselesi bizi 1-1,5 yıl, 15 ay gibi süreç maalesef öteledi. Tüm bunlara rağmen kendimizi iyi pozisyonda görüyoruz. Vicdanımız rahat. Akbük'e bir imza attığımızı düşünüyoruz. Akbük'e bir vizyon kazandırdığımızı, nitelik kazandırdığımızı düşünüyoruz. Bizleri şöyle basitçe bir takip eden arkadaşlarımız yapmış olduğu çalışmalarımıza koyduğunda 4,5 milyon bütçeli 40-50 personel sayılıya sahip bir belde belediyesinin çok üstünde bir çalışma yaptığımız hakikatinden asla vazgeçmeyecek. Başkanım, buna bizzat ben şahidim, bir Akbüklü olarak. Akbük'te evim var. Gördüğüm kadarıyla ara ara yollarımızda, bir sporcu olarak da konuşayım ben bunu, spor aletleri görüyorum. Evet. Çok da hoş. Onun gibi çok eksik şeyler var. Çok tamamladık. Çok hızlı yaptık. Dediğim gibi bununla ilgili broşür de ben çıkarttım. Evet. Birçok çalışma Akbük tarihinde ilk kez yapılmıştır. O anlamda da iyi noktada olduğumuzu düşünüyorum. Vicdanım hakikaten çok rahat. Evet. Konuyla alakalı. Peki önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, dedim, ilçemiz için aday adaylığınızı koydunuz. Bunun için plan ve projeleriniz nelerdir başkanım? Şimdi tabii aday adaylık süreci şu anda yaşanıyor. Çok kısa bahsedeceğim. Bir niyet bahsedeceğim. Çünkü her belediye başkanı park yapacağım, yol yapacağım, baraj yapacağım, köprü yapacağım, bir takım böyle genel klişe laflardan bahsedebilir. Ben biraz o lafların dışına çıkacağım. Biraz daha üst seviyeden konuşacağım. Projeleri anlatmak, hani burada zaman yetmez. Kaynaklarını göstererek anlatmak bunlara zaman yetmez. Ben hep şunu arzulamıştım kendi bölgem için. Didim tabii kozmopolit bir bölge. Didim'e Anadolu'nun her yöresinden insanlar gelmiş ve yerleşmiş durumda. Ben de o insanlardan biriyim. Didim'in yaklaşık %70'i bu şekilde Anadolu'nun başka bir yerinden gelmiş ve Didim'de yaşamayı tercih etmiş. Yani burada doğarak kendi iradesi dışında burada büyümemiş. Burada Didim'de yaşayacağım demiş. Bunu önemsiyorum. Ne anlamda önemsiyorum? Burayı sevmiş olması hasebiyle önemsiyorum. Burayı kendi yaşantısının geri kalan kısmına geçirmesi açısından burayı değer bulmuş olması hasebiyle önemsiyorum. Ve bu önemseme içerisinde şunu da maalesef hep görüyorum. İşte ülkemizin çeşitli yerlerine gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz, İzmir'e gidiyoruz. Ve insanlar ev sohbetlerinde, kahve sohbetlerinde, Ankara sohbetlerinde soruyorlar, nerelisin diyoruz. Evet. İşte kimimiz Çorumlu'yuz diyor, kimimiz Zonguldaklı'yız diyor, kimimiz Kayseri'liyiz diyor, kimimiz Vanlı'yız diyor. Evet. Hiçbirimiz Didimli'yiz demiyoruz. Bunu önemsiyorum. Yani Didim'de doğan arkadaşlarımızı söylemiyorum. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızı söylüyorum. Didimliyim demiyoruz. Niye demiyoruz? Biz Didim'de yaşamayı, bundan sonra sonuna kadar burada yaşamayı önümüze koymuşuz. Hiç bu aklımıza gelmiyor. Dolayısıyla Didimlilik kültürünün oluşmasını istiyorum.
bu noktada. İslam'la gittim. Bu bir asimilasyon değildir. Bu doğduğun toprakları inkar etmek değildir. Bu yaşadığın kente değer vermek demektir. Bu yaşadığın kente sahip çıkmak demektir. Elbette. Ben hep bunu önemsiyorum. Ben istiyorum, Didimliyim diyelim. Yani Didimliyim demek için de yaşadığın kentten gurur duyman lazım. Yani yaşadığın kentten gurur duyman lazım. Yaşadığın kentten nasıl gurur duyulur? Yaşadığın kentten turizmiyle gurur duyarsın. Sosyal yaşantısıyla gurur duyarsın. Sokakta yürüdüğünde çöp kutusundan, ne bileyim ben, park düzenlemesinden, aydınlatmasından, sokak taşının kaplamasından, akşam sahildeki yürüyüşünden, kültür merkezindeki sergilenen oyundan, bir yaşam noktasında çocuğunun okula gidiyor olmasından, sağlık hizmetini alıyor olmasından, güvenlik içerisinde yaşar olmasından ve kentinin, yaşadığın kentinin ulusal medyada ya da dünya medyasında önemli bir, yaşanabilir bir kent olarak tanıtılıyor olmasından gurur duyarsın. Evet. Şimdi bunların hepsi biraz alt başlık olarak söylüyorum. Dolayısıyla yaşadığımız kentten gurur duyacağımız bir Didim taahhüt ediyoruz biz. Yani park yapacağız, yol yapacağız, okul yapacağız, hastane yapacağız. O işin biraz alt başlıkları. Evet. Mutlaka ona ilişkin projelerimiz var. İstediğim tek şey önümüzdeki süreç içerisinde 5 yılda bitirilmesi gereken projeler var. 10 yılda bitirilebilecek projeler var. Tüm projeleri gerçekleştikten sonra herkes Didim'de yaşamaktan gurur duyacak. Ve herkes kökeni neresi olursa olsun başka bölgeye gittiğinde biz Didimliyiz, biz Didim'de yaşamaktan gurur duyacağımız bir Didim istiyorum. Evet. Projemin özeti bu. Harika, evet. Peki şu andaki mevcut belediyemiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi kısaca alabilir miyim? Şimdi şöyle. Çalışmaları hakkında. Bir kere şunu söyleyeyim. Didim Belediyesi ile alakalı yorum yapmam yanlış. Siyasal etik gereği yanlış. Şu anda bir abimiz orada belediye Görsel başkanı. Görsel olarak. Katılıyorum. Hem niyetimi de anlatmış olayım diye böyle bir soru sorduğu için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Orada bir abimiz, aynı siyasal görüşe sahip, aynı partinin odasını taktığım bir abimiz belediye başkanlığını yapıyor. Dolayısıyla biz daha iyisini yapmayı taahhüt ediyoruz. Ne anlamda taahhüt ediyoruz? İşte enerjimiz buna uygun, donanımız buna uygun olduğunu düşünüyoruz. Yaptıklarımız bunun ışığını gösteriyor olduğu çok söylendiği için buna böyle düşünüyoruz. Dolayısıyla Didim Belediyesi, evet, çıtayı biraz daha yükseltmesi gerekir. Siyaset bir bayrak yarışıdır. Bu siyaset bayrak yarışı içerisinde de birileri gelir o bayrağı daha ileriye taşırlar. Bu siyasetin doğası gereğidir. Bir gün bizim de elimizden bu bayrağı birisi alacak. Tabii ki. Ve daha yukarıya taşıyacak. Dolayısıyla biz bu işe böyle bakıyoruz. Biz sadece farkımız itibariyle daha üstü hedeflediğimizi düşünüyoruz. Ve bu hedefe ulaşırken daha çok çaba sarf edebileceğimizi, daha çok enerji sunabileceğimizi, daha çok bilgimizi ve becerimizi, eğitimimizi paylaşabileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla mevcut belediyemiz bugüne kadar bir takım çalışmalar yapmıştır. 2004'ten 2014'e kadarki 10 yıl süre içerisinde, evet, Didim eski Didim değil. Daha farklı bir yapı. Ha, bazı insanlar, bazı arkadaşlarımız arzulanan seviyede değil iddiasında bulunuyorlar. Evet, potansiyeli itibariyle daha farklı noktalarda olabilir miydi? Belki olabilirdi. Belki siyaset müessesesi içerisinde iktidarda olan insanlar siyasi körlük dediğimiz belki hatalarını göremeyebiliyorlar. Çünkü etrafında öyle bir yapı oluşuyor ki onu görmene engel olabiliyor. Dolayısıyla biz dışarıdan daha rahat bakabiliyoruz. Dolayısıyla Didim artık bir turizm kenti pozisyonunda zaten var. Didim bir tarih kenti pozisyonunda zaten var. Evet. Didim bu büyük yarısından dolayı iki tane beldenin ve beş tane köyün kapatılmasından dolayı Didim artık bir tarım kenti de artık. Zeytin alanlarıyla içine barındıracak. Dolayısıyla sadece zeytin mi? Ağırlıklı olarak öyle. Ama tabii bunun dışında turizme destek verecek, otellere destek verecek bir takım seraların, bir takım çeşitli sebze ve meyvelerin geliştirilmesiyle hazır alıcı var. Evet. Yılda ciddi sayıda turist geliyor. Onların bir tedarikçisi pozisyonunda zeytinin dışında da hani günlük organik ürünlerin bakılıp, büyütülüp, yetiştirilip
son kullanıcıya ulaştırılabileceği bir takım tabii sebze meyve türü de rahatlıkla geliştirilebilir. Çünkü tüketici burada söz konusu. Organik tarıma da bu noktada açık, arazi itibariyle de açık. Bu tarz kemiklerin geliştirilebileceği bir dilim hayal ediyoruz. Dolayısıyla bu yapı içerisinde Dilim Belediyesi'nin biraz enerjiye ihtiyacı var. Biraz yeni bir kana ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten ihtiyacı var. Zaten Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yönetiliyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yönetiminin devamlılığı ama biraz daha böyle taze kanla beraber enerjisini daha yüksek seviyeye çıkarabileceği biraz daha böyle 2019-2024 projeksiyonunun heyecanını hissedebilecek bir yapıya ihtiyacı var olduğunu düşünüyoruz. Meclis Başkanımız yürütüyor. Asla onunla alakalı olumsuz bir şey söylememiz zaten Sayın mümkün. Tabii zaten mümkün değil. Siyasal etik bunu gerektirir. Biz enerji vermek için buradayız. Evet. Bölmek için burada değiliz. Tabii. Biz taze kan vermek için buradayız. Biz o bayrağı alalım, biraz daha ileriye götürelim ve başka insanlara, daha gençlere de ondan sonra teslim edelim diye buradayız. Bakalım siyaset müessesesi bu niyetimizi nasıl görecek? Evet. Sayın Genel Merkezimizin bu konudaki düşüncesi nasıl olacak? Yakında hep beraber göreceğiz. Kendi takdirleridir. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Muhtar TV ailesine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Didim'in bir rengi Muhtar TV. Didim'in bir olmazsa olmazı ve Didim'in bir hizmetkarı aslında. Dolayısıyla buradan izleyici arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, aracılarınıza Muhtar TV'yi daha da yukarılara taşıyalım. Muhtar TV'nin yaşaması, geliştirmesi için çalışalım. Bu şu anda ciddi bir hizmettir. Medya bir hizmettir, basın bir hizmettir. Dolayısıyla çalışan bütün arkadaşlarımıza, sizlere emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Önümüze bir yerel seçim süreci gelecek. Öncelikle bir aday adaylık süreci gelecek. Aday adaylık süreci içerisinde bazı arkadaşlarımızın beklentisi karşılanamayabilir. Çünkü 5 arkadaşımız şu anda bu yarış, aile içi yarış içerisinde genel merkezimiz bir tanesine karar verecek. 4 arkadaşımız asla dışarıda kalmasınlar. Partimizin iktidarının, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının devamı için çalışma göstersinler. Kendilerinden buna benzer basında ya da açıklamalar esnasında duyumları aldık ama ben yine de kendilerine söyleyeyim. Ben bu süreç içerisinde çünkü birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Didim'in taze kana her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Didim potansiyelini kullanabilecek bir aşamaya gelmesi açısından taze kana ihtiyacı olduğunu düşünenlerdeniz. Yaptıklarımız ortadadır, niyetlerimiz ortadadır. Kendime göre kapanıyor olmamıza rağmen kendime göre başarılı bir belediye başkanlığı süreci geçirdiğimiz düşünüyorum. Projeleri yapmış olduğum çalışmanın ortadadır. Bunun yaklaşık 15 kat fazlası. Çünkü Didim Akbük Belediyesi'nin 15-20 kat daha büyük bir belediyedir. Finansal anlamda, personel anlamında, imkan anlamında büyük bir belediyedir. Evet, dolayısıyla bir ilçe tanımını da ortaya koyarsak o daha da fazla bir imkan açacaktır. Yaptıklarımın 20 katını Didim için yapacağımı asgari düzeyde söylüyorum. Taahhüt ediyoruz. Didim'in kolektif akılla, birliktelik bir yapıyla beraber yöneteceğini düşünüyoruz. Tekrar yayın hayatınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yayınlar. Değerli Muhtar TV izleyicileri, genç, dinamik, donanımlı Akbük Belediye Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi Didim adayı Mehmet Erçin Sandalcı Beyefendi ile görüştük. İyi günler efendim.